Bugün insanlarda hayattaki en katta izleyetken narsalarga karasayız baht. En katta yukatken narsalar ham baht. Adamlarda hayatta senge nima kerakli so'rasangiz, hamma baxtni izlaydi. Hattoki baxtda shuning uchun ham bir zarur masalalar qilib, odamlar bir maqollar to'qib olishgan. Odamlar bir so'zlar gapirib yuradiki, baxt qushi boshiga qo'nibdi deydi. Ya'ni ana shu baxt qushi o'zi nima u? Baxt o'zi nima degan masala Asr surasida bayon qilinadi. Yoki ba'zilar undan ham boshqacharoq bir maqollar to'qiydi. Baxtni qayerda turishligini baxtdan so'raylar deydi. Aytsa-da baxtdan so'rashibdi, qayerda turasan? Baxt aytibdi, falon insonning qalbida turaman debdi ekan. Ana biz baxtdan so'ramaylik. Baxtni yaratgan zot bor, Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolodan so'raymiz, baxtni o'zi qayerdaligini bayon qilib beradi. Saodat qayerda, baxt qayerda? Ana shu Asr surasida bayon qiladi. Mana biz yuqorida bejizga Allohning so'zi bilan boshlamadik. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Agar men tomonimdan sizlarga hidoyat kelsa, kim mening hidoyatimga ergashsa, bu odam badbaxt ham bo'lmaydi, adashmaydi ham dedi. Mana shu sura shuning uchun ham hidoyat baxt surasi. Odamlarda bu masalalar bir arzimas masala tuyulishligi mumkin, ya'ni shu baxtni endi Qur'ondan izlamasdan bunday bir atrofdan qarasak bo'lmaydimi degan masala. Alloh taolo Qur'onda xabar qiladiki, "Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr." Sizlar shunday yaxshi narsalarga shu bo'lmag'ur narsalarni almashasizlarmi deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo kitobda o'zi baxt qayerdaligini aytib tursa, saodat qayerdaligini aytib tursa, inson mana shuni qo'yib atrofdagi odamlarga qarab baxtli bo'lishni o'rganishga harakat qilishligi, o'shalarga qarab baxtli bo'lishga intilishligi bu atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr deyiladi. Ana shunday bo'lmag'ur narsalarni odamlardan olgan narsalaringni Allohdan olgan saodatga almashasizlarmi degan. Buning jazosi nima? Alloh subhanahu va taolo bergan narsaga qanoat qilmasdan shu kerak bo'lsa baxtni izlashda ham Alloh buyurgandek qilib izlamasdan odamlar topgandek qilib izlayman deyishlikning jazosi nima? Ihbitu degan Alloh taolo. Ihbitu tushinglar degan. Ya'ni mana shu odamlar safiga tushinglar. Agar baxtni Alloh buyurgandek qilib istamasanglar, izlamasanglar odamlar izlagandek qilib tavolinglar qani? Ihbitu o'sha odamlarni safiga tushinglar. Bu oyatda aslida Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga aytgan, lekin oyat bir umumiy oyat bu. Ihbitu misron fa inna lakum ma saltum degan. Tushinglar qani shu odamlarni safiga so'ragan narsalaringni topasizlarmi? Shuning uchun bu masalalarda hammasini har qanday hayotdagi oddiy gap so'zlarda ham biz Qur'on bilan hidoyatlanamiz. Qur'on bilan istanamiz, baxtni Qur'ondan izlaymiz. Asr surasi bu baxt surasi deyiladi. Faqat bu surani tushunishimizdan oldin biz tarixga qaytishimiz kerak. Inson yaralgan zamonga. Inson yaralganda va yerga tushganda Alloh subhanahu va taolo hammani bir xil baxtli qilib yerga tushirgan. Lekin insonlar Allohni nizomidan baxtni izlamaganligi sabab odamlarda badbaxtlik boshlandi. Dunyoda ham baxtsizlik, oxiratda ham baxtsizlik boshlandi. Nuh alayhissalom zamoniga kelib, odamlar kofir bo'lib ketdi hattoki. Nuh alayhissalom bilan aslida Odam alayhissalom zamoni orasida ko'p vaqt yo'q edi, lekin odamlar kofir bo'lib ketdi. Mana shu zamonda Alloh taolo Nuh alayhissalomni yana baxtni eslatish uchun jo'natdi. Nuh alayhissalom da'vat qildilar. Odamlarni saodatga chaqirdilar. 950 yil. Odamlar ijobat qilmadi. Va ma amana ma'hu illa qalil. Alloh taolo oyatda aytgandek, nihoyatda ozchilik insonlarga iymon keltirdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomga kelmayasang dedi.
Bu kime yasayatken de adamlar uçun üstünden küle başladı. Ve yasna'ul fulk. Kime yasardılar? Adamlar her kaçan uçunu aldan uçsa sahirumin, mazhara kılışardı. Adamlar hazır zamanımızda hemen uçunakta. Biz bana da yapılardı gafırsak, şariyetten bahs istemiz, Kur'an'dan bahs istemiz desek, ihtimal bazılarına külgü buluşumuz mümkün. Uzlarını böyle bahsliydi görgen bazı adamlarına külgü buluşu hem mümkün. Allah subhanahu ta'ala ayette şunun için sahirumin degan, üstünden külüşerdi. Lekin Nuh aleyhisselam cevap kılardılar ki, sizler bugün bizde üstümüzden külseyler, biz hali irtege sizlerde üstlerinden külamızdır dedi. فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Sizler hali külgelerindek, biz ham hali sizlerde üstlerinden külamız. Hali bile sizler kimge alemlik azap kiledi, kimge saadet kiledi. Demek, bu bahtni Kur'an'dan izleşliğinizde sizge kere edigen taneler, sen ham tama bo'lma degan gaplar, sen ham hayol qilibsan degan gaplar sizni chaqirib qo'ymasin. Odamlar ustidan kulishligi ham sizni chaqirtmasin. Nuh alayhissalom kima yasadilar? Kimaga nihoyatda ozchilik insonlar chiqdi. Hatto o'zini o'g'li bilan xotini ham qolib ketdi. Alloh taolo bu kima haqida aytadi: "Va yatajri bihim fi mawjin kal jibal." Bu kima Nuhni va ukshi bilan birga iymon keltirganlarni olib dengizda tog'lardek to'lqinlar orasida suzardi. Mana shu joyda endi biz bu gaplarni asl surasiga nima uchun bog'liqligini aytaylik. Men bir misol keltirdim xolos. Alloh taolo asr surasida aytadiki, "Val asr, asrga qasam. Innal insana lafi husr." Hamma insonlar baxtsiz. Innal insana lafi husr. Al insan Arab tilida ismul jins deyiladi, ya'ni inson zoti borki istisnosiz, hammasi badbaxtlik ichida yashayapti. Shuning uchun bu dunyoni bir dengiz deb tasavvur qiling. Mana bu dengizni ismi husr, ya'ni baxtsizlik deyiladi. Dunyo borki baxtsizlik. Dunyoga kelgan hamma inson mana shu chuqur baxtsizlik dengizini ichiga tug'iladi. Innal insana Alloh xabar qilyapti. Har qanday inson bu zoti borki, lafi husr ta'kidlab, albatta baxtsizlik ichida yashaydi. Inson zoti borki badbaxt. Nahot bu dengizdan chiqib ketishlik yo'li yo'qmi ya'ni? Inson dunyoga badbaxtlik uchun keladi. Haqiqatda shunday. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Laqad xalaqnal insana fi kabad." Biz insonni baxtsizlik ichida yaratganmiz deydi. Hamma baxtsiz. Hatto shu dunyoda hamma narsam meni yeganim oldimda, yemaganim ortimda deb hamma narsalar bilan, noz ne'matlar bilan, noz ne'matlardan foydalanib yurgan odamlar baxtli deb o'ylayotgan bo'lsa ham baxtsiz. Alloh xabar qildi, biz shunga iymon keltiramiz. Hamma baxtsiz. Innal insana lafi husr. Inson zoti borki baxtsizlik ichida. Shunchaki baxtsiz emas, ichiga ko'milib ketgan. Go'yoki dengiz ichiga ko'milib ketgandek, inson zoti baxtsizlik ichiga ko'milib ketgan. Mana bu baxtsizlik dengizi undan chiqishlikda bir dona yo'li bor. Bu najot kemasiga minishlik. Nuh alayhissalom kemasiga minib qolishlik. Ana shu baxtsizlikdan chiqishlik yo'l bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda illallazina amanu degan. Illo iymon keltirganlar bundan mustasno. Mana shu tubsiz baxtsizlik dengizini ichidan omon chiqib ketadiganlar kim? Illallazina amanu, mana shu iymon keltirganlar. Va amilus solihat, solih amal qilganlar. Va tawasaw bil haqq, bir-birlariga haqni tavsiya qilganlar. Ya'ni o'zi bilgan yaxshilikni birovga yetkazishga haris bo'lganlar. Va tawasaw bis sabr va shuni ortidan keyin bir-birlarini sabrga chaqirganlar. Mana shu 4 sifatga ega bo'lgan insonlargina bu baxtsizlik degan dunyoni ichidan chiqib baxt sari ular ravona bo'ladi. Mana bu sura Nuh alayhissalomning zamonida biz buni haqiqatini ko'rdik. Nuh alayhissalom qavmni da'vat qilsalar hamma ziyonda yurgandi. Innal insana lafi husr. Inson zoti borki ziyonda yurgandi. Illallazina amanu illo iymon keltirganlarga Nuh alayhissalom kemasiga minib oldilar. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomga vahiy qildiki,
قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِسْنَيْنِ وَأَحْلَكِ Biz Nuh'ga ettik ki, bu kimege her hayvanlardan cüft cüftüden ve ahlingizini yükleyin. İman keltirgenlerini yani. وَمَنْ اَمَنْ وَاِيمَنْ keltirgenlerini yükleyin bana. Necat kimesine çıkışlık, baht saadet kimesine çıkışlık fakat iman bilen bulan. Ve bana şu kimege insanlarda çakırış bilen buladın. Şunun için bu surenin tasdığı Nuh Aleyhisselam zamanında utken dedik. Allah Teala ayette kasem içip etti. Vel asr, asrge kasem dedi. Asr zaman yani. İnnel insane lefî husr, insan zatı var ki ziyanda dedi. Bana şu dengizli içi de yani. Dengizge çıkan adamın haletini tasavvur kıyılık. İnsan kurukluğundan dengizge çıkardı. Yani kurukluğun yetişliği için. Bana şu misalde düşünseniz, dünyanın mı ahiretini merkezini düşünürsünüz. Biz kurukluğundan kildik, yani yolcaydan kildik dünyaya. Bu dünya dengiz, baksızlık dengizi. Ziyan dengizi. Bana şu dengizden otup, yine bir kurukluğun barış için kildik halas. Bu baksaadet diyarı, selametlik diyarı cennet. Mana shu diyorga yetib olishlik uchun keldik xolos. Hayot nima desa, mana shu kemada o'tayotgan holatimiz bu hayot. Quruqlikdan quruqligacha bo'lgan yo'limiz bu hayot deyiladi. Endi odamlarni qarangki, hozirgi kunda shu dunyoga tortishayotgan odamlar, dunyo uchun bir-birini o'ldirishgacha borgan, dunyo uchun bir-birini g'iybat qilgan, dunyo uchun bir-birini yomon ko'rgan odamlar, bir-biriga nafrat qilgan odamlar Xuddiki kemaning ustida turib, dengizda turib, shur suv uchun talashgan odamga o'xshaydi. Shu odam aqlli odam bo'ladimi? Bir insonni qarangki, kemaning ustida o'zi. Atrofi to'la shur suv, dengiz. Lekin shu dengizni ustida turib, boshqa bir sherigi bilan talashyapti. Nima desa, ana shu shur suvdan menga berasan. Ana shu dunyoda odamlarni talashayotgan misol mana shunaqa bo'ladi. Hamma yoq shur suv dunyodamiz, lekin bu qadrsiz narsa aslida shur suv, foydalanib bo'lmaydigan suv. Ana shunda odamlar lekin talashyapti. Hatto bir-birini o'ldirish, g'iybat qilish, yomon ko'rish, nafrat qilish hamma sohada mana shu dunyoda shur suvga talashish boshlangan mana. Bundan faqat iymon keltirgan, solih amal qilgan, haqqa chaqirgan, bir-birini sabrga chaqirganlar mustasno xolos. Shu misolni tushuning, sizga hayot osonlashadi, baxt xayrdaligi osonlashadi. Bu kimani unutmang, kimani Alloh qanday sifatlagan? Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Bu kima bir osoyishta dengizda suzib yurgan kima emas. Tog'lardek kattalik vaznga ega bo'lgan to'lqinlarga qarshi turib suzadigan kima bu. Ya'ni iymon ahli iymon kimasiga o'tirgandan keyin Bu kima osongina suzib ketaveradigan kima emas bu. Tog'lardek to'lqinlarga dosh berish kerak bu kimaga chiqqanlar. Endi tasavvur qiling, katta bir kima, unga tog'lardek to'lqinlar urilyapti. Ya'ni musibatlar, g'am, qayg'ular urilayotganda bu odamlar tepada turib iymon keltirib, odamlarda agar dengizdagi shu shur suvga talashayotganini ko'rsangiz, haqiqatan insonlarga haqiqiy ziyon qilib yurganini bilasiz. Kima osoyishta emas aslida. Kima bu tog'larda keladigan to'lqinlar ichida suzish kerak. U yerda talashishga o'rin yo'q. Inson yiqiladi. Va yatajribihim fi mawj kaljibal deydi. Tog'larda keladigan to'lqinlar bular. Ana bu haqiqatlarni tushunishligimiz bizni mana shu suradan olinadi. Innal insana lafi husr deganda fi arab tilida zarf harfi deyiladi. Zarf ana shu idish degani. Ichida Mana bu iymon ahli ham shunaqangi fitnalar ichida. Hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham fitnalarni baland-baland to'lqinlarga o'xshatadilar. Bu kemani chayqatish uchun keladi, lekin xotirjam bo'ling, kemangiz yiqilmaydi. Bizda mu'minlarda mana shu sifat yuqoriyapti. Kema go'yoki yiqilib ketayotgandek hayol kelyapti insonlarga. Xotirjam bo'ling, kemangiz yiqilmaydi.
Bu kime tağlar dek tulkılır ki hem bardaş bir adam en vasıysa gel. Bana bu Asr surasından kim çıkartken gel ki Allah Ta'ala Asr'ı kasam için insan zatını hem Asr'ı maşallah hangi kimene dengizi şurada suda içide dedi. Şimdi bir nesleke tuhtalmasak bu meydi ki İmam Şafii etkilerleri de ki bu sura لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم لو لم ينزل الله غير هذه السورة لكفتهم İmam Şafii etkilerler Asr surası hakkıdır. Adamlar eğer Asr surası da tefekkür kılışkendeydi hemen eserlerine kifayet kılardı yani. Adamlar eğer Allah olarak Asr surasından başka surayı çürmegende hem insanlar kıyamette saadetki erişliğe kifayet kılardı diye. Yani. Bitti şu sura kifayet kılardı. Eğer adamlar şunu tefekkür kısa. Şunun için hem bizge bir saval. Nega Allah subhanahu ve ta'ala aynen asrge kasam içti? İnnel insana lafi husur dedi. Nega aynen asr? Malum ki Allah subhanahu ve ta'ala haklıgen nersesge kasam içti. Ve şemsi ve duhaha digen, kıyaşge kasam digen. Ve al-kamari digen, kamarge kasam digen. Ve leyli idayarşa keçege kasam digen. Kündüzge kasam digen. Hemen asrge kasam içken zat nege aynen bu surede asrge kasam içiyat. Asr deme oza. Asr bir zaman digen. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrı deyimiz. Hulafa-i Raşid dinler asrı deyimiz. Utken asrı deyimiz. Hazırge asr kirası asr. Yani zaman digen. Nege Allah subhanahu ve ta'ala asrge kasam içiyat. Yani zaman ge. İnsanlı mana şu ziyon dengizidaligini ishontirish uchun Alloh qasam ichyapti. Alloh subhanahu va taoloning bir rahmdilligini ko'raylikki biz bizni ziyon ko'rib yurganligimizda Alloh bizni ishontirishlik uchun qasam ichib gapiryapti. Hamma insonlar o'ylamang, baxtli bo'lib yurgan odamlarga o'xshaganlar, ular baxt saodat ichida yuribdi deb, ziyon ichida yuribdi, Alloh qasam ichyapti biz ishonishimiz uchun. Hamma narsasi dunyoda mujassam bo'lganga o'xshab ko'ringan odamlar ham ziyon ichida yashab yurdi, Alloh qasam ichyapti. Asr bilan, bir zamon bilan qasam ichyapti. Nega aynan asr bilan? Nega aynan bir asr bilan Alloh qasam ichyapti? Buning sababi shundaki, agar Allohga ishonmasanglar, hamma insonlar baxtsizlik ichida yashayotganligiga ishonmasanglar, hamma insonlar go'yoki sizlarni ko'zlaringda baxtlikka o'xshab ko'rinadigan bo'lsa, tarixda o'tgan asrlarga qaranglar. Agar Allohga ishonmaydigan bo'lsanglar, tarixdagi asrlarga qaranglar. Mana bu tarixdagi asrlar sizlarga ko'rsatib beradi. Insonlar ziyonda o'tganmikan, baxt-saodatda o'tganmikan. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bir sababki bu hikmatlardan ba'zisi aynan asrga qasam ichib odamlarni ishontiryapti. Hamming ziyon ko'rib yashab yurgansizlar. Agar iymon keltirmasanglar, solih amal qilmasanglar, da'vat qilmasanglar, sabr qilmasanglar, hamma ziyon ko'rgan. Hozir odamlarni ko'ramiz, eng qiynalgan odam men bo'lsam kerak deb o'ylaydi. Endi mu'minlar eng qiynalgan odam men bo'lsam kerak deb o'ylaydi. Alloh xabar qilyaptiki ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سر هیچ بو o'zlaringni o'zlaring xorlamanglar ولا تحزنوا sizlar hech bu xafa bo'lmanglar وانتم الاعلون sizlar oliysizlar agar mu'min bo'lsanglar degan Alloh bayon qilgan mana shu 4 sababni qilib qo'ying dunyo sizni qo'li bilan ishora qilib badbaxt desa ham siz eng baxtli odamsiz Alloh bayon qilib qo'ygan mana shu 4 sabab topilmagan odam sizni ko'zingizda eng baxtli odam ko'rinsa ham baxtsiz odam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Yu'ta birojulin min ahlin nar." Qiyomat kunida jahannam ahlidan bir odam olib kelinadi. Dunyoda eng ko'p nozi ne'matda o'tgan odam bo'ladi. Shunaqa odamni tasavvur qiling. Hozirgi zamoningizdami, o'tgan zamonlardami? Eng ko'p ne'matda o'tgan bir milliarder odamni olib kelinadi. Hamma narsasi oldida, hamma narsasi muhayyo odamni olib kelinadi. Jahannam ahlidan lekin bu odam. Rasululloh aytadilarki, "Fayughmasu ghamsatan finnar." Jahannamga bir botiriladi. Bu jahannamga hali abadiylik hukmi qo'yilmaganiga, shunchaki bir botiriladi. Xuddiki mana dunyoda insonlar baxtsizlik ichiga botiriladi deganimizdek jahannamga ham bir botiriladi.
Feyulmasu gamzeten finnar. Feyukalu leh. Unga aytiladi ki, hal ra'ayta min hayrin qat. Dünyada biror yaxshilik ko'rding mi deyiladi. Bunu unutmayın, dünyada en baxtli bo'lib o'tgan odam o'zicha yani. Hal ra'ayta min hayrin qat. Biror yaxshilik ko'rding mi deganda, vallohi ya robbi ma ra'aytu hayran qat. Allohga qasam, ey robbim, dunyoda yaxshilik ko'rgan odam emasman deydi. En baxtsiz odam men ekanman deydi. Mana sizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar qilyaptilar. İnşallah adamlar bahtsizge okşup kurunsa. Havas kımayın. Uşalarge kalab yaşaslikke intilmeyin. Uşalarda uğruna kımayın uzizge. Badbaht adamlar uzi tribilen güvenlik birerde Allah huzurda. Wallahi Allah ki kasam en bahtsiz adam minmen deyip. İndi aksini kareyin. Yu'ta bir raculin min ahlil cennet. Cennet ahliden bir kişinin abkilinler. En dünyada kıynel utken adam. Kün kurmagen uzun sildi etse gergi. Hammadan tepki yegan, tayoq yegan, kalta yegan, dashnom eshitgan, hammadan ezilgan odam. Haligi odamni olib kirib jannatga bir botiriladi. Uni ham hali jannatga kirib, nozik ne'matlardan foydalanishga imkon berilgan, bir botiriladi. Hal ra'ayta min bu'sin khat. Alloh taolay aytadiki, bu dunyoda yashab, ana mu'min bo'lgan ekansan, biror yomonlik ko'rganmiding? Hal ra'ayta min bu'sin khat. İnsan aytadı ki, vallahi ma ra'aytu min bu'sin qat. Allah ki kasam, min dünyada hiç kaçan bir yamanlik görmekten ben deyim. Yani bu bad-bad bulu utkendir dünyada, hazır ki adamlardır közüde. Şunun için biz taradını manşına kıkırıp, ulçeşlikimiz gerek. Mıkiyaslardan manşına kıkırıp, ulçeşlikimiz gerek. Allah Ta'ala asırge kasam işte yukarıda etkenimizdik. Eğer kim bahtlik, kim bahtsiz ikenini kurmakçı bulsaylar, kim fayda kurgan, kim ziyon ko'rganini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana asrlarga qaranglar. O'tgan asrlarga qaranglar. Alloh subhanahu va taolo o'tgan asrdagi insonlarga qilgan muomalasiga qaranglar. Nuh alayhissalomni qavmiga qarayman. Ustidan kulishardi. Kima yasasa majdun bu kima yasashligini qara deb ustidan kulishardi. To'fon bo'ldi. Alloh taolo kofir qavmni g'arq qildi. Hatto Nuh alayhissalomning qotgan xotini bilan o'g'li ishonmadi Nuh alayhissalomning baxt saodatiga. Hozir ham shunaqamiz mana, o'zimiz ichimizda odamlar kimdir akasi, kimdir xotini, kimdir eri, kimdir farzandi baxt qayerdaligiga ishonmaydi. Aytsa odam ustiga kulgi bo'ladi, ishonmaydi. Nuh alayhissalom o'zini o'g'li ishonmadi. Hatto suv toshayapti. Hamma yoq toshqin. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunay yarkab ma'na." Nuh o'g'liga qarab qichqirardi. Suv toshayapti, haqiqiy mana, endi bu xayol emas. Haqiqiy suv toshayapti, azob kelyapti. Nuh o'g'liga qarab qichqirardi. O'g'li chetda yuribdi, kemaga minmagan. "Ya bunay yarkab ma'na, ey bolam, kel biz bilan mingin kemaga" desa, o'g'lini qarang, shunda ham otasini hali ham bir majnun deb yuribdi. Hali ham go'yoki bir zamonaviy tilda aytsak, bir zamondan orqada qolgan odam bu. Xom xayol qilib yurgan odam deb sa'avi ila jabalin ya'simuni minal ma'diydi. Yo'q, men toqqa chiqib olaman, suv yetmaydi tog'ni balandligiga. Suv toshayapti o'zi ko'rib o'tiribdi o'g'li. Sa'avi ila jabal, yo'q, men baribir toqqa chiqib olaman. Sa'avi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Suvdan saqlab qolar men degan. Mana shunaqa hozir odamlar ham. Gapirasiz, tushuntirasiz. Hamma narsa gapirilsa ham yo'q. Men saodatni mana bu yerdan topaman deb turadi. Alloh qayerdaligini xabar qilyapti. Bu o'z boshimcha bu, mana bu yerdan topaman deb turadi. Toqqa chiqaman, najot topaman degan odamga o'xshaydi. Sa'avi ila jabri yasimun deydi. La asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Bugun endi rahim Alloh rahim qilgan kishidan boshqa asrochi yo'q. Nuh alayhissalom shunaqa deb o'g'liga tushuntirdi hamki, va hala baynahumal mawj fa kana minal mughraqin. O'rtalarini ularda bir to'lqin to'stida g'arq bo'ldi Nuh alayhissalomning o'g'li. Demak, Alloh subhanahu va taolo hech kimni rahim qilmaydi agar bu kemaga chiqmasak. Va tushunmaydigan odamlar haqiqatan tushunmaydi ham, faqat o'zingizni kemadan tushirishga ham sababchi bo'lmasin, shuni yodda tuting.
Farzand bo'ladimi, erimi, xotinmi, otami, onami sizni kiymadan tushirishga sabab bo'lmasmi o'zining xom xayoli bilan? Toqqa chiqsang qutulasan, mana bu yerga borsang qutulasan, mana bunaqa qilib yashasang yaxshi yashaysan degan gaplar bilan sizni hech kim bu kiymadan tushirib qo'ymasin. Alloh rahim qilgan insondan boshqa hech bir inson najot topmaydi bu kiymaga minmasa. Nuh alayhisalom zamonida mana ko'rdik, baxtimiz deganlarni qanday baxtsiz bo'lganligini. Hammalari g'arq bo'ldi. Zamonlar o'tdi, yana kelasi asrlarga qarang. Musa alayhisalom zamoni keldi. Musa alayhisalom zamonida ham u kishi odamlarga yana baxt saodatni keltirsa, odamlar u kishini yana ustidan kulishdi. Fir'avn hatto u kishini o'ldiraman deb tahdid soldi. Hatto o kishiga iymon keltirgan Bani Isroil ham o'tgan darsda aytganimizdek, uzina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Shunaqa deyshti. Bizni oldimizga kelishingdan oldin ham aziyat olib kelding, badbaxtlik olib kelding, bizga kelganimizdan keyin ham badbaxtlik olib kelding. Mana shunaqa qilib hatto iymon keltirganlar ham gohida fitnalar sababli bu haligi dengizda urilayotgan to'lqinlarni kattaligiga qarab qo'rqib ketadi gohida. Gohida qo'rqib ketishadi. Nuh alayhisalom zamonida ham shunaqa bo'ldi, Musa alayhisalom zamonida ham. Ularda ham Alloh havak qildi. Fir'avnni ham g'arq qildi Alloh taolo. Fir'avn mana Misrda ko'rib turibmiz, mana shunaqa uning qudrati, kuchi shu darajada ko'pligini alomatini. Hozirgacha hattoki mana qurgan binolari, mana toshlar, piramidalarini. Odamlar go'yoki bir dunyodagi mo'jiza sanayapti. Ya'ni Alloh shu darajada qudrat bergan odam ekan. Shu darajada ya'ni bir baxtli bo'lgan o'zicha hayotda ya'ni shunaqa odam ekan. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana dengizga cho'ktirib g'arq qilib o'ldirdi. Badbaxt haqiqiy. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Alloh taolo oyatda aytadi, ko'rmaysizmiki Alloh Ot qavmiga nima qilganini shuning uchun. Mana asrlarga qarang, o'tgan asrlarga ko'ring degan. Irom zatil imad. Irom qabilalariga qanday Alloh taolo baxtsizliklar olib keldi. Zatil imad ustunlik shahar edi. Ya'ni bu qabilada aytiladiki, oxiratda qiyomatda jannat bo'lar ekan desa, bular bir shu darajada tug'yonga ketib, o'sha jannatni dunyoda yaratamiz degan. Shunaqangi katta bir shahar qurilgan, baland ustunlik shahar, Alloh taolo Qur'onda guvohlik beryaptiki, allati lam yuxlaq mitluha fil bilad. Shunaqa darajada katta shahar qurishdiki bular, bunaqangi shaharlar hech qaysi shaharda qurilmagan. Mana bularni baxtini qarang. Hozirgi zamonda ham odamlar havas qiladi. Turkiya, Dubay, Amerika, Yevropa, mana shunaqangi mamlakatlarda yashayotgan, rivojlangan, mana shu narsalarga havas qiladi. Ha, bular hech narsa emas, Alloh Qur'onda guvohlik beryapti. Lam yuxlaq mitluha fil bilad. Bunaqangi shaharlar hech qaysi shaharda yaratilmagan shaharlar edi. Va samud allazina jabu sohra bil wad. Yoki Samud qavmini eslang deydi. Ular toshni kesib, vodiylardagi toshni kesib shahar bino qiladi. Ya'ni tog'ni o'rtasidan qal'alar bino qilishadi. Va samud allazina jabu sohra bil wad va fir'auna zil autad. Mana qoziqlar egasi bo'lgan Fir'avnni ko'ringlar, qayerga ketdi deydi. Va Fir'avn zil autad, qoziqlar egasi bo'lgan Fir'avn. Nima degan qoziqlar? Mana shu piramidalarni ahromatlar. Alloh subhanahu va taolo qoziqlar deb nomlagan. Buni bir ilmiy ma'nosini endi insonlar kashf qildiki, bu qoziqning tagida bo'lgan, ya'ni qoziq degandan tagida ham buni qandaydir bir yerga kirgan nuqtasi bo'ladi. Mana ko'zimizga ko'rinib turgandan-da katta bir yerni tagida uni hali davomi bor. Shu darajada qurilgan narsa bu ya'ni. Qoziq deb nomladi Alloh taolo. Yer to'lalari bor ichida tagida. Va Fir'avn zil autad mana shunday binoni qurgan 5000 yil, 6000 yildan beri tog'dek himirlamay turgan mana shunday bir qudrat berilgan odamlar nima bo'ldi? Allazina tagaw fil bilad yurtlarda har xil to'g'onga ketganlar. Fa aktharu fiha al fasad yurtlarda ko'p fasod qilganlar. Fasod ba alayhim robbuka sawta azab
Alloh Qur'onda aytadiki, bularni ustiga Alloh ashaddiy azob qo'yib yubordi-ku mana. Endi shunday bulardan hozirgi zamonamizdagi bu rivojlanganlardan kuchli qavmlarni halok qilib yuborganda Alloh subhanahu va taolo. Nega bugun mu'minman degan odamlar kelib havas qiladi shunaqa kofirlar hayotiga? O'shanaqangi hayotni bir biroz qilishadi. O'sha hayotni bir baxtli hayot deb o'ylashadi. Va ulardan keyingilarda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tgan darsda fil voqeasini o'tdik. Fil voqeasi. Alam taro deb boshladi Alloh taolo shu fil voqeasini ham. Ko'rmaysizmi buni? Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ko'ring, Robbingiz fil ashablarini qanday halok qildi. Shuning uchun ham Alloh asrga qasam ichyaptiki, har bir asrni misol qilib chiqing. Odamlar baxtsizligi ichida ekanligini tushunmoqchisiz, hamma asrni misol qilib chiqing. Ulardan keyingi asrlardagi Xitoy imperiyasi degan gap bor edi. Qani Xitoy imperiyasi? Yo'q, Alloh halok qildi. Rim imperiyasi degan gap bor edi. Qani Rim imperiyasi? Alloh halok qildi. Mo'g'ullar Chingizxon imperiyasi bor. Hattoki ulamolar bu Chingizxonni Yajuj Majuj bo'lsa kerak deb o'ylagan. Shu darajada fasod qilgandan, shu darajada ko'pligidan. Qani o'shalar? Yo'q. Yoki yaqinda mana SSR degan bir imperiya bor edi. Qani? Yo'q. Usmoniylar degan imperiya bor edi. Qani? Yo'q. Umaviylar degan imperiyalar bor edi. Yo'q. Fors imperiyasi bor edi. Yo'q u ham. Yana kimlar bor? Abbosiylar imperiyasi bor edi. U ham yo'q. Hammalari o'zlarini eng baxtsaodatlik asrdagi insonlar bizmiz deb o'yladi. Buning ta'sirini haligacha ko'rasiz. O'zbeklar faxrlanadi. Biz Temuriylar sulolasidanmiz, Temuriylar imperiyasidanmiz deydi. Qani Temuriylar imperiyasi? Bir qiziqki, Alloh taoloning bir oyatini tasdig'ini topasiz. Hamma inson badbaxt o'zi bilmaydi. Faxrlanib yurdi, men Temuriylar avlodidanman, sulolasidanman dedi. Badbaxt halok bo'ldi u Temuriylar. Endi hozir bu insonlarda endi badbaxtligini qarangki, halok bo'lgan badbaxtlar bilan faxrlanib yurdi. Xitoylar faxrlanib yuradi. Tarixda bizning imperiyamiz bo'lgan. Ota bobosi badbaxt bo'lgan, farzandini qarang, endi shu otasining badbaxtligi bilan faxrlanib, yana badbaxt bo'lib yurdi. Iron, Fors. Fors imperiyasi bo'lgan tarixda bizning imperiyamizni faxrlanib yuradi. Rim hozirgi kunda ham Yevropa ittifoqi deb faxrlanib yuradi. Usmoniylar mana Turkiyada ko'ryapmiz. O'zi o'sha Usmoniylik xilofatini go'yoki nabirasimiz deb faxrlanib yuribdi turklar. Hamma o'zicha xursand. Alloh taolo oyatda aytganidek, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hamma o'zicha o'zindagi narsa bilan xursand. Hamma o'ziga bilan xursand. Lekin Alloh xabar qilayotganini ziyon ko'rgan. Ana shu xursand bo'lib aldanib yuribdi hamma. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hamma o'ziga bilan xursand bo'lyapti. Alloh taolo Qur'onda bu o'tgan zamonlardagi asrdagi insonlar haqida aytadi. Kullan ahadna bi zambi. Hammalarini ularni biz gunohi bilan tutdik. Faminhum man arsalna alayhim hasiba. Ba'zilarga tosh jo'natdik. Mana sizlar ko'ringlar o'sha baxtlilar nima bo'lgan? Tosh jo'natdik. Lut qavmi boshlaridan tosh yog'di. Va minhum man akhadhat husayha. Birlarini bir qichqiriq, baqiriq tutdi, halok bo'lishdi. Va minhum man khasafna bihi al-ard. Ba'zilarini yerga yutqizdik. Va minhum man awraqna ba'zilarini g'arq qildik. Ko'ringlar mana, agar sizlarga saodat shunaqangi insonlar tomonidan kelsa, ko'ringlar oqibat nima bo'lishligini. Kullu hizmin bima ladayhim farihun. Shuning uchun biz xom xayolga berilmasligimiz kerak. Atrofdagi odamlarda yashayotgan hayotida baxt saodat bor deb o'ylamang. Alloh taolo xabar qilib qasam ichyapti, asrlarni qarang. Endi bu gaplarni gapirilsa, ba'zilarda bir iymon zaifligidan shubhalar tug'ilishi mumkin. Hamma asrdagi insonlar ziyon ko'rgan deyapsizlar. Nega musulmonlarda unda saodat asri ham yo'qolib ketdi? Ular ham ziyon ko'rganmi? Nega xulofoi roshidinlar zamoni, xulofot zamoni yo'qolib ketdi? Ular ham ziyon ko'rganmi? Haqiqatan odamlarda mana shu shubha paydo bo'ladi. Rom Fors imperiyasi yo'qolgan bo'lsa, Islom imperiyasi ham yo'qoldi deydi. Islomiy xilofat zamoni ham yo'qolib ketdi deydi.
Bu savolun cevabını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge uzlar etip koyuyorlar. İmam Ahmet Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadislerden rivayet koyuyorlar. Tekunu fikumun nubuva ma şa Allah an tekun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki içlerinde nubuvvet, peygamberlik zamanı yani saadet asrı bana. Allah'a hala gence buladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanını kiyin sümme yerfa'uha Allah izâ şe'en yenfa'a. Allah haklagen peyde uzun bu zamanını tüketer diyorlar. Peygamber zamanı tüketir. Hakikaten o tüketti peygamber zamanı. Sümme tekunu khilâfe ala minhacin nubuvve fetekunu fîküm mâ şâ Allah an tekun feyerfa'aha Allah izâ şe'en yenfa'aha. Kiyin peygamber minhacı esası da hilafet zamanı buladı. Yani Hulefe-i Raşid'i zaman utman, turt halife zaman. Allah hahagen peyti bu zamanı hem uzun kurtarladı. Hakikaten o zamanı utdi. Sümme tekunu mulken ardan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki sonra tişlangıç bir mülk zamanı buladı diyorlar. Padişahlık zamanı. Tişlangıç mülk zamanı. Mulken ard. Ne demek yani bu? Yani kurgemiz bana Abbasiler kildi. Umaviler hilafatı zamanı kildi. Bu mülkte onlar tişlev aldı güya ki. Hiç kimge vermemiz. Bola atage, ata bolage, nabirage, nabiresige, nabiresige. Hutta hazır günde hemen Saudiye, şunakange, Yerdaniye, Arap devletler, manşunak sıvagin. Yani belki özümüzde otken önce Timuriler, sülalası. Mülkün az değiller. Tişlev agen, yapışı agen, Uruguay mağı bulan gitmeydi. Hiç. Hemme uzuniki. Patşah hem uzun. Hakimem uzuniki. Hemme uzun Uruguay mağını koyu agen. Yani şimdi mülkün az değil. Tişle varışken mülktü, kürtünü tişle varken hiç kimse vermeyim ben değil. Avlat ecdadı bile yapış varken. Fetekunu fikum ve şahallahın tekunu. Resulullah etkiler ki bu hemen Allah asırke kasemi çıkıp koyken. Hemen asırlarda buladı bunaki adamlar. Yani ziyan kurgen bunlar. Yukaladı. Hiç vakka varmaydı. Bahtsız bunlar. Allah hakla gence buladı da Allah onu kurtarıp koyar diyorlar. Sümme tekunu mülken cebariyye. Kinçelik ise cebarilik mülkü bular. Cebarilik mülkü degani zoravonlik zamanı. Mana bu bizim zamanımız hozirgi kundagi. Mulkan cebariyan odamlarni zoravonlik bilan boshqarish, kuch bilan. Odamlarni kuch bilan boshqarish zamoni. Mulkan cebariyan deyiladi. Hozirgi zamonimiz mana shunaqa zamon. Ko'p dunyo mamlakatlarida podshohlik yo'q. Lekin demokratiya degan bir balo bor. Hozirgi zamonaviy qonunlar bor, odamlar majburlab boshqaradi. Mulkan jabariy deyiladi. Hamma bezor bu qog'oz varoqlik zamoni mana. Bir odam bir yurtdan bir yurtga chiqa olmaydi, qog'oz varoqlikni qilmasa. Mulkan jabariyan deyiladi. Odamlarni majburlab hammani bir xil narsaga bo'ysundirish. Mulk jabariy. Mana shu zamonda yashayapsizmi? Xotirjam bo'ling. Bu ham Allah guvohlik berib qo'ygan hamma o'tgan asrdagi insonlar ziyon ko'rgan singar bu asrdagilar ham agar shu nizomga ergashgan bo'lsa ziyon ko'rgan. Lafi husr bular ham badbaxt bular ham yo'qoladi. Hammasi yo'qoldimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin aytadilarki, "Summa takunu khilafa ala minhajin nubuwwa." Mana shu zo'ravonlik zamonidan keyin yana payg'ambar minhoji asosida xilofat bo'ladi deganlar. Summa takunu khilafa ala minhajin nubuwwa. Keyin ana shu payg'ambar xulafoi roshidinlar zamonida yana zamon keldi. Demak, xotirjam bo'ling. 1.5 ming yil mana bu kemaga to'lqinlar urilsa ham bu kema yiqilmaydi. Qo'rqmang mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berib qo'ygan. Bu yana qaytadi. Bu islom imperiyasini agar ta'bir joiz bo'lsa boshqa bir imperiyalarga o'xshatmang, bo'ladi, chiqadi, yo'qoladi. Unaqa emas. Bu kemaning odamlari yo'qolib qoladi, xolos, kema turadi joyida. Iymon keltirgan, solih amal qilgan, haqqa chaqirgan, sabrga chaqirgan insonlar yo'qolib qoladi, xolos. Kema joyida turibdi, kema. Boshqa qayiqlar singari bu to'lqinlarga yiqilib cho'kib ketgan kema emas bu. Hadis sahih hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarat görgenler. Bu zaman bana şu hazırki zamanımızdan ki inkar edilen zaman buladı. Allah alem katon kilişliği, kandeyi halette buluşluğu. Lekin biz iman kilitiremiz.
Hakikatta Allah haber verirken hemme asırda insanları ziyan kurgen, lakin fakat bana şu sıfatlarla iyi bu geldiler, böyle ziyan kurma geldiler. Şimdi Allah subhanehu ve teala asırga kasım içkenden ki insanlar da hemmesini ziyan edip haber kıladı ki illellezine amenu, illa iman kiltir geldiler. Ve amilü salihat salih amalkı geldiler. Ve tevasav bil haq, haqqa çakır geldiler. Ve tevasav bil sabır, sabırga çakır geldiler. Demek Najot kimamizda 4 tabaqadan iborat deb tasavvur qiling. 4 tabaqalik bir kima. Bu kimaning birinchi tabaqasida iymon keltirganlar joylashadi. Ya'ni jamiki insonlar dengizda g'arq bo'lib yuribdi, lafi husur. Jamiki insonlar g'arq bo'lgan. Shu kima iymon keltirganlarni o'zining safiga oladi, birinchi tabaqasida iymon keltirdim deganlargina chiqib oladi. İkinci tabaka var ki amilus salihat, salih amel kıyarlar tabakası. Üçüncü tabaka bu kimede hakka çakırıcılar, davetçiler tabakası. Turuncu tabaka bana şu davet hakka çakırıcılığı ortadan kirelige musibetlerge sabır kılal gelirler tabakası en yukarı tabaka. Kimege mingenizde tasavvur kılın, kime kançalik belen bulsa yukarı tabakadaki insonga chayqalish shu darajada kuchli bo'ladi. Ana bu najot kimasida ham eng yuqorida turgan odamga keladigan qo'rqinch shuning uchun eng kuchli xavf-xatar keladi. Eng kuchli to'lqin urilgan paytda kimani chayqalgan qismi shu yuqori tabaqasi bo'lganidek inson qanchalik haqiqatga qarab intilsa, haqiqatga qarab yursa, unga keladigan qiyinchilik ham xuddi shunchalik kuchayadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunu tasdığını hadiste ettiler. Aşeddu nâs ibtilâen el enbiyâ sümmel emsel ufel emsel. En balası kattı insanlar bunlar, enbiyalar bunlar diyorlar. Kimenin en yukarı tabakası diyorlar. Şimdi bazı insanlar da bana bunda noksanı var. Ha, biz o derecede bir musibetlerle sabır kılalımıyız şunun için. Kimenin birinci tabakası da yürütüken bol olmadı bize deydi. İman kilitlesey bu oldu biz. Ha, biz hem şu Allah keşanımız bol olmadı bize deydi. Lekin kimanın birinci tabakasında yaşayışlı hatarı şundaki en birinci kergen tolkın sizi yuvup giderdi. Kimanı unutmayın Allah subhanahu ta'ala nima degan. Vahiyye tecri bihim fi mevc kel cibel. Bu kime osonlikcha xotirjam yürmeydi. Tog'lardek keladigan to'lqinlar uriladi. Yani musibetler, fitneler, imtihanlar. Kimanı birinci tabakasında turgan odam yuvup giderdi bu fitnelerde. Ana shundan tushunasiz ki iymon keltirdim degan bilan inson najot sari yetib olmaydi. Bu kimaga chiqish bor, lekin bir to'lqin kelganda yuvilib ketishi ham bor. Ikkinchi tabaqaga ko'tarilish kerak. Qanchalik solih amal qilsangiz, bu ikkinchi tabaqani ham shunchalik yuqorisiga ko'tarilasiz. Illal ladina amanu va amilus solihat. Solih amal qiling. Va tawassaw bil haqq. Solih amal qilgan ikkinchi tabaqadagi insonlar ham bu yo'l ketishdan xotirjamlikda emas, omonlikda emas. Atawasaw bil haqq, haqqa chaqirish kerak, haqqa chaqirish kerak endi. Agar 3-chi tabaqaga ko'tarilmasa, bu insonlar ham yo'l ketishligi ajab emas. Odamlarda mana bu tabaqa ham hozirgi kunda bo'sh qolgan. İmon keltirgan, solih amal qilgan odamlarni ko'rasiz, ya'ni namoz o'qiydi, roza tutadi, zakot beradi, haj qiladi, hamma narsasi joyida, lekin bir g'oya o'rnashib qolganki, unda ishing bo'lmasin deydi. Mana shunaqangi demokrat musulmonlar, o'z boshimcha musulmonlar bor, ishing bo'lmasin menga deydi. Men o'zim bilaman deydi. Mana bunaqa insonlar ikkinchi tabaqada turgan insonlar xatarda bu odamlar. Alloh xabar qilyaptiki, tavassul bil haq, mu'minlar ichida bir-birini haqqa chaqirish bo'ladi. Bizda unaqa o'zim bilaman degan gap bo'lmaydi shariatda. Yoki qo'yaver deydi ba'zilar bu hozir, o'zi biladi deydi. Unaqa gap ketmaydi shariatda. Tavassul bil haq, haqqa bir-birini chaqiradi. Mana qarang, Nuh alayhissalom shuning uchun ham nima dedi? Ya buni yerkan mana. Ikkalasi chaqirgan. Ya buni yerkan, voy o'g'ilcham, kofir u asli, minmayman deb o'tiribdi. Ya buna yerga, ay o'g'ilcham, erkak ma'na, wala takum ma'al kafirin. Men biz bilan kemaga, kofirlar bilan birga bo'lman. Odamlarni mana shunaqa qilib chaqirish kerak odam atrofiga. La yahdi Allohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrun na'am degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda Alloh seni sababingdan bir kishini hidoyat qilsa, senga bir qizil tuyalarni sadaqa qilganingdan ham yaxshi degan. Hozir odamlarni ko'ramiz,
İnsanlar da şu kimeden yıkıtış payıdır. Borsun yukarısın, menge demeliyim. Bu huddeki bu kimemiz ağırlaşsa çöküp gidiyordu kendilik. Hazır adamlar şuna fikirleyelim. Köpeşip gittik uzun değildi. Bazısını sıkıştırmaydı. Maşallah fikirleyip adamlar. Tavasip il hak degeni bu biz korkmayın. Hemen sıkamız bu kimeye. Nuh Aleyhisselam oğlun çakırıp ya bu ne yerken mağana. Biz bilen mingin degen kimeye. Vela tekum ma'al kafirin. Kafirler ben kalp gitme degen. Tavasip il hak degeni bana şu insanda lacib varça etrafıge çakırışlıge. Şahsiyeti çünmez şu adamge hem necatke ilaşıp karışlıge için. Bu ikinci tabaka, üçüncü tabaka hakka çakırış mertebesi bu ise hakka çakırgenden kiyin tavasıyı bir sabır, sabırga çakırmasından ilacı yok. Hak ahli daim tane malumet içi de bulan. Allah subhanahu ve ta'ala bu baht digende bana bu yukarıda ettik biz hem bana bahtsiz dib nomlar. Kigin surani oxirida sabr bilan tugatganini qarang. Va tavassul bis sabr. Hamma baxtsiz dedi-da, kigin Alloh taolo baxtli insonlarning oxirgi sifati nimada desa, sabr dedi. Mana bu bizga bir ishora beradiki, siz baxtsa odatni shoshqaloqlik qilib talab qilmang. Alloh subhanahu va taolo sabr bilan yakunlagan bu surani. Yani sabır bilen bu baht saadetki erişilerdi. Bu hazırki zamandaki dek insanlar şunca vaktten beri ne gönde bir Müslümanlarga baht saadet zaman kim yaptı diyen dakikalı fikirlenmeydi. Ve tavasıl bir sabır. Hakka çakırıldı mı sabırga çakırıldı. Allah subhanahu wa ta'ala ayette yeterdi. İnnehu men yettaqi ve yasbir fe inna allahe la yudiyu acrul muhsinin. Kim takva kısa, sabır kısa, Allah Ta'ala yakşı kılıçlarının acilini layık mıydı? Demek, hakkı çakırılgenden kiyin kiyleydigen mertebe bu sabırge çakırış. Sabırge çakırış ne demedik yani? Sabır uzun ne demedik yani? Arap dilinde açı kutu sabır değiller. Açık ut var. İnsanın yiyende bir zahardaki ağızda açıydıken bir ut var. Açık ut. Onun için sabır değiller Arap dilidir. Yani sabır benim için derecede açık olur. Sabır şuna kadarsa ki güya ki şu ağızda şu açık utu sabagense, zahar sabagendek çıda butırış. Onun için sabır değiller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden hemmesini bana şu hıslet bilen terbiyeyle geldiler. Makka'da sahabeler aziyet çekip kıynalıp Habbab radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı iki dedi ya Resulullah dua kısayız bu meydanı kıynalıp gittik deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ni aldı yotken buladılar. Gazapları çıkardı. Neye gazapları çıkardı? Sabır kılıç sabırsızlığı yok ki başka gelmez. İnsanlar bahtını şuna kenge bir şaşkalağlıyı da bu ilaçlıklarına gazapları çıkardı. İnnekum kavmun testa'cilun deyirler. Sizler bir şaşkalağ kavmuzlar. Yani her neyse birden birden ki bu sefer. Şuna kest değilsinler. Sizlerden aldığın gibi ümmetlerdeki insanlar birilerine başıdan arı koyup ayağını üçü geçe ikiye bulup aralanardı. Bu onu dininden tutmazdı diyorlar. Bana baktı saadet. Sizlerden aldığın gibi insanlarına bedenlerine temir tarak koyup tirleri, güçleri suya giden temir tarak bulan acıratıp şilvalı nerede? Bu onun dininden tutmasız geldiler. Bana bahs saadet. Lakin size şaşkalı kavmuzlardı geldiler. Bana şu üçün gazaplara çıkan sabırını yani bahtını utkinci bir nazelerden izleştik ki. Gazaplara çıkan. Hatta ki kişik kişik sahabeler ki hamş manşu mananı uktur geldi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu anhu. O kişi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etken de indi belagatki yeti etken yaş bala uyuyen. 10 yaş, 11 yaşlık bala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ki etken geplerden gireyim. Ve'lem bilip koy gündü geldiler. Annen nasıl ma'az sabri. Nusret, bahs-saadet zamanı bu sabır bilen geledi.
La tahsabanna al-majda tamratan anta akiluha lan tablugha al-majda hatta tal'aqa as-sabira. Shuning uchun arablarda maqol bor. Baxt saodat bir buyuklikni og'izga solib bir shimib o'tiradigan xurma deb orzu qilmagin deydi. Lan tablugha al-majda hatta tal'aqa as-sabira. Yuqorida aytganimiz sabr achiq o'tdi yemaguncha mana bu darajaga erisha olmaysan. Demek, bizi yo'limiz mana shunaqa. Bu kemaga minganda iloji boricha yuqoridagi ana shu turinchi tabaqaga sabrga chaqiruvchilar tabaqasiga chiqib olish kerak, toki kelayotgan to'lqinlar sizni yuvib ketmasin. Sabrga chaqirish deganda mana shunaqangi chidamlilikka chaqirishlik degan.